edelim, sonra geçmişe yani düne döneriz. Bahçeli'nin bugünkü açıklamasını biraz evvel Serkan Alan'dan dinledik. Nasıl okudunuz? Şimdi aslında ben biraz başka bir yerden okudum ya da dürbünü ters çevirerek bakmak gerekirse aslında Bahçeli Erdoğan'a beni terk edemezsin diyor. Zaten önceki konuşmalarında da hani 1000 yıl beraberiz, hep beraberiz, sensiz olmaz, seninle birlikte devam edeceğiz gibi sözler. Bir anlamda beni terk edemezsin diyor, beraberiz diyor. Bu süreci birlikte götürdük, bundan sonra da birlikte götüreceğiz. Yeni ortaklar arayacaksan arama diyor, ben buradayım diyor. Ben biraz öyle anladım. Zaten MHP'nin özellikle yargının önemli kollarında, güvenlik birimlerinin önemli kollarında kadrolar olduğunu, bu iktidar döneminde oralarda kadrolarını kurduğunu, fiilen aslında iktidar ülke yönetme bağlamında birebir hükümette olmamasına karşın devlet yönetiminde olduğunu zaten görüyoruz. Bunu en son Yargıtay içindeki seçimlerde gördük, kimi mahkeme kararlarında gördük. Bu biraz oraya oturuyor diye değerlendiriyorum ben. Hani bana Allah yeter, aslında hani beni terk edemezsin, Allah'tan kork gibi de yorumlanabilir. Ben onun arkasına bir Ferdi Tayfur şarkısı da bekledim ama yani onunla birleştirilebilirdi. O gelmedi. Demek o daha sonraki bir süreçte olacak. Ama işin biraz da siyasal, yani magazine de giden yanı kadar, tabii Sinan, biraz önce dakikalarca da eline boyunu işlediniz. Sinan Ateş davası, Tahir Elçi davası, bütün bunlar aslında hem iktidarın, AKP kanadının hem de MHP kanadının yargıda çözülmesini değil, çözülmemesini istediği davalar var diye değerlendiriyorum ben. Özellikle en son Tahir Elçi'de meydana gelen bu sıcak gelişme, zaten tutuksuz yargılanan polislerin beraat etmesi, tabii elbette ileride yargılansın, hüküm giysinler demiyoruz ama bu tür olayların mutlaka açıklığa kavuşması gerekir. Eğer kavuşmazsa bu tür olaylarda gölgede kalan her aşama devletin üstünde kalır. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Sinan Ateş'ten bahsettik. MHP lideri Bahçeli'nin işte paylaşılan o yüzüğü, ki bugün açıklama geldi, bir anlamı yoktu denildi. Yani bir amaçla paylaşılmadı denildi. Anlamsız mı o zaman? Yani. Ama genelde böyle işte Bahçeli'nin Ferdi Tayfur paylaşımları bazı olaylara denk geldiği için biz de haliyle acaba bir mesaj mı Cumhur İttifakı'na diye yorumluyoruz. Şimdi dün yaptığı bu açıklamadan sonra Sinan Ateş konusuyla ilgili daha önce de Ayşe Ateş'in Özgür Özel'le bir gün önce görüştükten sonra şu açıklamayı yaptığını da hatırlıyoruz hep birlikte CHP Genel Merkezi'nde. Grup toplantısında Bahçeli bunların sırtını sıvazlamayın dediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biz görüşemedik. Ben sebebin bu olduğunu düşünüyorum demişti. Dün bir açıklama yapılmadı, bugün bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Bakanı'na talimat vermesi, Sinan Ateş'in eşini aylar sonra kabul etmesi, çağrıya karşılık vermesi, Cumhur İttifakı'nda bir çatırdama var diyebilir miyiz Bahçeli'nin bu açıklamasına rağmen? Aslında normalleşme MHP ile AKP arasında gerekli. Yani biz CHP ile AKP arasında konuşuyoruz ama yani burada bir anormal bir tablo var aslında. Bir defa işin acı yanı, bir anne, bir eş aylardır, 1,5 yıldır, 31 Aralık 2023-22 düzeltiyorum tarihinde öldürülmüştü Sinan Ateş. Yani o günden bu yana süren bir acı var. Tabii Serap Hanım, hani böyle bir kısa metrajlı görüşmede altı çizilecek konu değil ama Türkiye aynı zamanda acılı analar, acılı eşler ülkesi. Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nülfer Kışlalı, Çetin Emec'in eşi ve kızı yine bu mücadelenin, bu arayışın, bu hukuk arayışının içinde oldular. Onlar da cesaretle Abdi İpekçi'nin kızı yine Sibel İpekçi, yani hakikaten sonuna kadar bu davaları sürdürdüler ve gölgede kalmaması için, karanlıkta kalmaması için mücadele ettiler. Şimdi bir başka yanıyla gerçekten hani Sözcü televizyonda zaman zaman belgesel havasına verdiği bu konuların, Türkiye'nin gerçeklerinin bir yansımasını yaşıyoruz şu anda. Ayşe Ateş'in hukuk arayışında, adalet arayışında, vicdan
arayışında. Nihayet Erdoğan'ın bu görüşmeyi gerçekleştirmesi, 2 kere 2 4 adımız kadar eminiz ki Bahçeli ile böyle bir diyalogdan ya da MHP ile böyle bir diyalogdan sonra gelişti. Eğer yargı bağlamında vurgulamak gerekirse MHP'nin elinde AKP'ye karşı Ayhan Bora Kaplan soruşturması var. AKP'nin elinde de MHP'ye karşı Sinan Ateş soruşturması var. Böylesine bir hani çıldırtan bir denge, hani gerçek normal olmayan bir denge, ürkütücü bir denge söz konusu. Önümüzdeki günlerde her iki konuyla ilgili de ilginç gelişmeler olacak. Öyle anlaşılıyor. MHP'nin bu duruşmalara katılma kararı alması aslında aydınlatılması için değil bence. Yani o duruşmayı, duruşmada belirleyici olma kararı olarak yorumluyorum ben bunun. O duruşmanın seyrinin net seyrinde belirleyici olma şeklinde değerlendiriyorum. Mahkemenin alacağı bir kararı belki de değişik bir şekilde yönlendirecekler. Devamında Ayhan Bora Kaptan olayında da işte Macaristan'da biliyorsunuz Serdar Serçelik gizli tanık yakalandı ve işte özel bir anlaşmayla Türkiye'ye getirilmesiyle beraber orada da gizli tanıkların verdiği ifadeler işin maalesef siyasal ayağının da olduğunu ortaya koyuyor. İşte burada bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne hani ciddi bir sorumluluk tabii ki düşmekte. Bu olayların hem